Gelin mayoz bölünme sürecine başlayan şu hücre çekirdeğine birlikte yakından bakalım arkadaşlar. Burada toplamda 46 adet kromozom var ve süreç öncesinde her bir kromozom aşağı yukarı şuna benziyor. Tam ortadaki şu nokta sentromer. Mayoz bölünme başladığında bunlar yani her bir kromozom kopyalanacak ve ortaya şöyle bir görüntü çıkacak. Sentromeri de yine bir noktayla belirtelim. Buradaki 46 kromozomdan pembe renkle belirttiğim şu 23'ü maternal yani anneye ait kromozomlar. Mavi renkteki diğer 23'ü de paternal yani babaya ait kromozomlar. Hücre çekirdeğinde homolog çiftler halinde bulunuyorlar. Bu hücre çekirdeği belli ki bir erkeğe ait. Bakın şurada bir Y kromozomu var. Diğerlerine göre biraz daha ufak tefek bir kromozom. Yeri gelmişken bir konuya açıklık getireyim. Genellikle kafa karıştıran bir şeydir bu. Şimdi şurada iki adet kromozom görüyoruz değil mi? Şu bir kromozom, şu da bir kromozom. Birinde tek, diğerinde çift kromatid var. Ama ikisi de aslında birer kromozom sayılıyor. Peki neden öyle derseniz, burada esas alınan şey sentromer sayısı arkadaşlar. Yani kaç tane sentromer varsa o kadar kromozom oluyor. Bu kromozomda bir kromatid, bir sentromer var. Bunda ise iki kromatid, bir sentromer sayesinde birbirine tutunmuş durumda. Ama sonuçta her ikisinde de tek bir sentromer var. Bu yüzden ikisi de birer kromozom sayılıyor. Çift kromatitli bu kromozomda kromatitler aslında birbirinin kopyası. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bence artık konumuza geri dönebiliriz. Evet, hücre çekirdeğimizde türdeş 23 çift yani 46 kromozom olduğunu söylemiştik. Tabi, gerçekte kromozomların çekirdek içindeki konumları bu çizimde gördüğünüzden farklı. Anlaşılır olsun diye böyle çizdim. Şimdilik yalnızca bir çift homolog kromozomu üzerinde duracağız. Demek istediğim, bu bir çift homolog kromozom üzerinden anlatacağım her şey hücre çekirdeğindeki diğer 22 çift homolog kromozom içinde geçerli. Yani onlar da aynı süreçlerden geçiyor. Doğrusu bu videoda bu uzunluktaki bir videoda tüm olup biteni çizerek anlatmaya çalışmak çok zor olacaktı. Ben de böyle anlatayım dedim. Evet. işte sözünü ettiğim bir çift türdeş kromozom. Mayoz bölünmenin profaz 1 adlı ilk evresinde türdeş kromozomlar birbiriyle eşleşir ve tetrat olarak adlandırılan dörtlü birimi oluştururlar. Yani dört kromatitten oluşan yeni bir yapı. Evet işte burada bakalım. 1, 2 3 ve 4. Homolog ya da türdeş kromozomların birbirleriyle eşleştikleri bu sürece biz sinapsis diyoruz. Sinapsis sırasında homolog kromozomlar birbirlerine yakınlaşır ve bu yakınlaşma daha da ilerlediğinde kromatit uçları belli bir noktada kesişir. Tıpkı şuradaki gibi. O noktayı da daire içine alalım. Evet. İşte bu kesişme noktalarına da kiyazma diyoruz. Bu aşamada bir şey daha olur. Tren raylarını çağrıştıran yapısıyla üçlü bir protein kompleksi oluşur. Sinaptonemal kompleks adı verilen bu yapının ne işe yaradığını birazdan göreceğiz. Sinaptonemal kompleks. Aslında Yunanca kökenli olup modern Latince'ye de geçen sinapsis sözcüğü orijinal haliyle birleşme, birlik anlamlarında kullanılıyor. Buradaki sinaptonemal sözcüğü ise birbirlerine bağlanmış, örülmüş iplikler anlamına geliyor. Bu kısacık açıklamayı da yaptıktan sonra konumuza dönelim. Evet, sinap, e, sinaptonemal kompleksimizi oluşturduk ve proteinlerden oluşan bu yapı sayesinde şimdi kesişen bu iki kromatit arasında bir parça alışverişi gerçekleşecek. Tabii kesişme noktasının alt kısmında. Ve ortaya böyle bir şey çıkacak. Pembe ve mavi parçaların nasıl yer değiştirdiğini görüyorsunuz değil mi? Şimdi pembe kromozomda biraz maviden, mavi kromozomda da biraz pembeden var. Aslında bu kromozomlardaki DNA'nın, daha doğrusu DNA'daki bazı bağların kopup karşılıklı olarak yer değiştirmesiyle oldu. Bu sayede homolog iki kromozomda bilgi alışverişi gerçekleşti. Bu sürece de parça değişimi ya da genetik çeşitlenme deniyor. Hatta bir diğer adıyla da genetik rekombinasyon. O halde şimdi gelin bu sürece neden bu isim verilmiş bir görelim. Ama bunun için bayağı bir ileri sarıp mayoz bölünmenin yani kromozomların ikiye bölündüğü ve tüm kromatidlerin farklı gametlere ayrıldığı sürecin sonuna gitmemiz gerek. Tekrar hatırlatayım bu kromozom çiftine olanların aynısı diğer 22 çift homolog kromozoma da oluyor. Neyse şimdilik her bir kromatidi farklı bir gamete koyalım. Gördünüz mü? Birbirinden farklı 4 tane gametimiz oldu. O halde ortadaki şu iki gamete rekombinant diyebiliriz. Çünkü yeni alel genlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Şimdiye dek böyle bir alel kombinasyonumuz yoktu. Hatta ebeveyinde bile yoktu. Ama sürecin sonunda artık var. Peki bu parça değişimi süreci hiç yaşanmamış olsaydı ne olurdu dersiniz? O zaman hemen orijinal kromozomlarımıza dönelim. Onları ortadan ikiye bölelim. Ve dört farklı gamete yerleştirelim. Evet ne çıktı ortaya? sadece iki farklı gamet tipi değil mi? Gördüğünüz gibi genetik rekombinasyon genetik çeşitliliği sağlıyor. Bu da genellikle iyi bir şey. Farklı farklı insanlar oluyoruz böylece.